arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel lifimizi çalışacağız lifimizi gördüğünüz gibi üç tane üç farklı renk kullanarak çalıştık hemen şimdi ölçülerine bakalım sizler aynı ölçüde yapmak isterseniz fikir olsun büyütmek isteyen arkadaşlarım da yine büyütebilirler 28 santim elinde boyunu birazcık daha uzun ördüm şöyle tutuyorum Boyu da 31 cm. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız aşağıdaki kutucuklarımızı fazla yaparak birkaç tane daha şuradaki gördüğümüz çamlarımızdan yapabilirler. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Lifimi örmek için 3 rengimi kullanıyorum ve 3 numaralı tığımı tercih ettim. Lifimiz için gerekli olan kutucukları örmeye başlıyorum. Bunun için zincirimi çekiyorum. Zincirimizi saymadan çekiyorum. Epeyce uzun çekelim. Kalanını keserek ayırırız. Bize kutucuk olarak 4 ve katları artı 1 kutu lazım. İstediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar zincirimizi çekelim. Sonrasında istediğimiz kutuyu ördükten sonra kalanımızı keserek ayıralım. Şöyle göz kararı biraz uzunca zincirimi çektim. Kutucuklarımı örmeye başlıyorum. Geriye sayıyorum zincirimi. 1, 2, 3, 4 ve 5... 5. zincirin içerisine giriyorum. Şöyle alıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Atıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir aşağıdan atlayıp ikinci zincire giriyorum. 1 ve 2 bir tane zincir bir atlıyorum ikinci zincir içerisine yani çektiğim zincire batarak kutucuğumu örüyorum üstten bir alttan bir tane atlıyorum ve örüyorum bir tane zincir çekiyorum alttan bir tane atlayıp ikinci zincir içerisine batıyorum dört ve katlarından oluşmaktaydı ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz genel olarak 30 santim civarında olmakta Tabii bu zevke göre de değişmekte daha büyük tercih eden ya da daha küçük kullanmaktan hoşlanan arkadaşlarımız var o yüzden dilediğiniz gibi örebilirsiniz ama çeyizlik yapacaksanız genelde 30 santim civarı hoş olmakta Evet bu şekilde bir tane zincir atlayıp yukarıdan da bir zincir çekerek kutucuklarımızı oluşturalım kutucuklarımı birer birer örerek geldim hemen saymak istiyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 4'ün katı bir tane de fazla ördüm 33 ben çok büyük örmek istemiyorum ama 40'a kadar örebilirsiniz 40 kutucuk yapıp bir tane de yanına yaptığınız zaman 41 kutucukla da başlayabilirsiniz. O zaman daha büyük olur. Bu benimki çok fazla büyük olmayacak. Normal 32 8 tane çiçeğimiz olacak. Şuradaki görmüş olduğumuz fazlalık var. Bakınız bu fazla zincirimizi hemen keselim. Hiç zincir sayarak gerilmeyelim. Bu türlü dikdörtgen ya da kare başlayacağımız liflerimizde uzunca zincirimizi çekip hemen keserek çözüm üretebiliriz. Bakınız şurada en son trabzanımız 1-2-3-4 şöyle 4 ya da 5'ten keselim. Kalanı atalım. Şöyle açtığımız zaman hemen gelecektir zaten. Uç kısımları. Şöyle açıyorum. Bir tane daha açtığım zaman rahatlıkla çözülecek. Dilerseniz çok yakın hemen dibinden kesmeyi. 4 ya da 5 tane zincir mutlaka bırakın. O şekilde açın yeterli olacaktır. Evet şimdi şöyle sıkıştırdığım zaman şuradan alıyorum. Çok kolay. Evet sıkıştırıyorum. Bakınız sıkıştırdım hemen dibinde. 5 tane zincirimi çekerek ikinci sıramızı da örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5 bitirdiğim yönde çekiyorum. Bakınız şurada da ipimiz hemen çeviriyorum arkasına Trabzanımın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 41 kutucukla da başlarsanız bu satmak isteyen arkadaşlarımız mutlaka 41 kutucukla başlasınlar. Evet. Birer birer örüyorum. Bir zincir trabzanımı örüyorum bir zincir trabzanıma batıyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum İkinci sıramızı tamamladık kutucuklarımızı ördüm en son bitişi birlikte yapalım bir tane zincirimi çekiyorum kenardaki zincirimizi şöyle ortalayarak üst kararı batalım son kutucuğumuzu da bakın bu şekilde oluşturalım bir tane zincir çekip sağlamlaştırıp zeminimizi hazırladıktan sonra ikinci rengimize geçmek için ipimizi koparalım. Bakın zeminim hazır. Diğer rengimi yapmak istiyorum. Hemen yeşil rengimi alıyorum. Yeşil rengime bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. İpimi kopardığım yerden örmeye başlıyorum. Şu şekilde batıyorum bakınız. Tam ipimin zincir çektiğim yere batıyorum. Yeşil rengimi alıyorum. Şuradaki beyazımı da alıyorum. Her ikisini bakınız elimle şöyle tuttum. Düzelttim. Şöyle alta gizleyelim. Hemen bir tane zincirimi çektim. Buraya sabitledim kendimi. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. İplerimiz bakınız şu şekilde alttan gizleyelim. İlk trabzanın üzerine batarak kutucuğumu oluşturuyorum. 1 2. Bir tane kutucuk oluşturdum. 1 2 tane zincir çekiyorum. İlk kutucuktan sonra hemen alttaki ilk kutucuğun içerisine doldurmaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum, giriyorum hemen. Bir kutucuk ördüm. 2 zincirimi çektim. Hemen giriyorum, çekiyorum. 1 2 ve 3. Dileyen 4 defa da çekebilir. 3 tane fıstığım için ilmeklerimi uzattım tığımın başında doluyorum. bu kez birinciye değil ikinci hemen sıradaki bakın sıradaki yerin birinci değil alttaki kutucuğun içerisine gelerek ilmeğimi uzatıyorum bir iki tabi aşağıdan aldığımız için daha uzatıyorum üç hemen dibinden aldım bir aşağıdan aldım üçüncü kez yandaki hemen üst sıradan sıradaki kutuya girerek 3 defa dolduruyorum İpimi de bakın gizledim zorlanan arkadaşlarım için hiç önemli değil daha sonra içten gizleyebilirler 3 tane fıstığımı doldurdum şu şekilde tutuyorum hepsini tek seferde çekerek alıyorum buradan kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum İlk çamımızı yaptık bakınız. Birinci kutucuğumuzu ördük. İki zincir çekip hemen dibini battım. Üç defa çektim. İkinci çekeceğim fıstığımı bir alt sıradan yukarıya doğru uzattım. Hemen yanındakini yine üç defa çektim. Kapadıktan sonra iki zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimi çektikten sonra trabzanımın tepesine batarak yeni bir trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum diğer trabzan üzerine batarak bir tane kutu oluşturuyorum. İki tane zincirimi yeniden çekiyorum. Hemen trabzanımı ördüğüm yerden fıstığımı yapmaya başlıyorum. Tam başında doluyorum. Önce dibindeki üst sıradaki kutucuğun içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. Bu kez sıradaki alttan. Yandan değil hemen üstten değil. Bakınız. Alttan ilk sıradan alıyorum. 1 2 ve 3. Üç. Üçüncüyü yine yukarıdan alıyorum. 1 2 ve 3. Hepsini aynı anda tek seferde çekiyorum. İpimi buradan kuvvetlendirip kapatıyorum. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim bakınız. Bir tane daha yapalım. Bakınız hemen şuradaki trabzan üzerine ikinci zincirimi gelerek batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Buradaki fıstık uzattığımız yerin sağında ve solunda iki zincir çekiyoruz. Öreceğimiz diğer kutularda ise birer tane zincir. Fıstığımızı kasmasın yani çekmesin çamlarımızı diye. Sağında ve solunda iki tane zincirimiz var. Bakınız şimdi trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum batıyorum bir tane kutucuk örüyorum şimdi e, yeniden bir tane daha çam ağacı yapacağım iki tane zincirimi çekiyorum çamım için tığımın başını doluyorum hemen trabzanın dibindeki kutuya ileriye değil lütfen bunu karıştırmayalım hemen trabzanımın dibine batıyorum 1 2 ve 3 birinci fıstığımı çalıştıktan sonra ikinci fıstığımı alt sıradan alıyorum 1 2 3 hemen birbirini takip eden bölümlerden. ikinci fıstığımı aldım. Üçüncü fıstığımı yine üstteki devam eden ilk kutucuktan alıyorum. 3 defa çekiyorum. Hepsini aynı anda tek seferde çekiyorum. İpimi buradan alıp kapatıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincir sağımızda ve solumuzdaydı. Evet şimdi tekrar ilk trabzanın tepesine batıyorum bir zincirimi çekip bir tane kutucuk yapıyorum ve iki tane zincir çekip hemen yine modelimi kurmaya başlıyorum hemen dibindeki bakın sırabzanımın dibindeki yeşili battığım yerin dibine girerek 1 2 3 üstteki kutuya battım alttaki kutudan sıradaki alıyorum 1 2 3 ikinci kutumuzu alttan aldım üçüncü kutumuz hemen yine sıradaki devam eden kutudan aldım Hepsini aynı anda kapadım 1 ve 2 bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim bakınız gayet güzel ve çok çok kolay çok da zevkli evet sona doğru gelelim sonu yine birlikte çalışalım kutucuklarımızı örerek sıramın sonuna kadar geldim 2 4 6 ve 8 kutucuktan çalıştım evet şöyle iki tane zincirimi çektim sıramızın sonundayız tığımın başını doluyorum hemen trabzanımın tepesine batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra kenardaki 5 zincirimi şöyle ortalayarak tahmini üçüncüye batıyorum ve trabzanımı örüyorum yeniden bu yönde 1 2 3 4 5 her rengimizi iki sırada tamamlayacağımız için 5 tane zincirimi çekip ikinci sırasını Örmek istiyorum. Yine e, tekrar fazla uzaklaşmadan yani büyütmeden hatırlatmak istiyorum. E, lif satan arkadaşlar zaten biliyordur ama e, yeni başlayan ya da satmak isteyen arkadaşlarımız buradaki modeli 10 olarak yani 41 kutucuk üzerine başlarlarsa çok daha güzel olur. Evet, bu ölçüde yeterli aslında ama bazen Hani daha büyük lif almaktan hoşlanıyor müşteriler. 5 zincirimi çekiyorum. İlk trabzanımın tepesine batarak ilk kutucuğumu yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Fıstıklarımı topladığım yerin kapadığımız tepe noktamız var. Bakınız bir zincirden sonra bu tepe noktasına girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekerek geliyorum. Buradaki tepe noktasına batarak bir tane V örüyorum. Bir zincir bir trabzan tekrar aynı yere trabzanımı örerek V'imi kuruyorum. Ve devam ediyorum bir tane zincir çekiyorum aşağıdaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum tekrar bir zincir sıradaki trabzanıma batıyorum bir tane zincir çekiyorum yine modelimin ortasına batarak bir trabzan bir zincir aynı yere tekrar bir tane trabzanımı örerek V'mi kuruyorum yani Buradaki fıstıklarımızın üzerine birer tane V yapıyoruz. Her trabzanı aramıza da birer tane zincirimizi çekiyoruz. Devam ediyorum. Bir tane zincir trabzanım. Alttaki trabzan bakınız batıyorum. Bir tane zincir trabzanıma batıyorum. Bir tane zincir modelimin tam ortasına batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Sona kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. Yeşil rengimize sona doğru ilerledim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kutucuğumun bakınız trabzanın üzerine batarak bir trabzan örüyorum. Yine bir zincir çektim. Son 5 zincirin şöyle üçüncüsüne denk gelen yere batıyorum. Her seferinde saymanıza gerek yok. Göz karar çok rahat ayarlayabileceksiniz. Bakınız. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra iki sıra yeşilimi ördüğüm için burada yeşilimi tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimizde şu görmüş olduğumuz boşlukların arasını öreceğimiz için e, buradaki 8 tane olan e, Çam ağacımız 7'ye düşecek. Şu aralardan başlayacağız. Buradan değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olarak öreceğiz. Bir sırada 8, bir sırada 7, bir sırada 8, bir sırada 7 olarak ilerleyecek. Evet şimdi diğer rengime başlamak istiyorum. Yavru ağız rengime bir tane zincir çekerek düğüm atıyorum. Ve ipi kopardığım yere geliyorum. İpi kopardığımız yerden başlıyoruz her zaman. Tepe noktasına giriyorum ilmeğimi geçirip sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektikten sonra her iki rengimi de şöyle toparlayıp kıvırıyorum alttan gizliyorum tabi yeni başlayan kardeşlerimiz hiç zorlanmasınlar lütfen daha sonra şu dolgun fıstıkların arasına geçiş yapılıp gizlenebilir ilk trabzanın üzerine batıyorum 5 zincirimi bir kutucuk yapıyorum bir zincir çekiyorum ikinci trabzana batıyorum iki tane kutucuk yapıyorum bir tane zincir çekiyorum üçüncü trabzana batıyorum ve üç tane kutucuk yapıyorum 1 2 3 tane kutucuğumuz oldu 5 zincirimizi çektik döndük birer zincirle birer tane kutucuk yaptık şimdi Şuradaki görmüş olduğumuz araya çabamızı yapacağız o yüzden çabamızın öncesi ve sonrası iki tane zincir çekeceğim için hemen 3 kutucuktan sonra bir iki zincir çekiyorum ve hemen dibine girerek sarmaya başlıyorum. tığımın başını doluyorum. 1 2 3 Hemen yanındaki kutudan 3 defa sardım. Diğerini alttaki kutudan alıyorum. Sıradaki takip eden birinci kutu değil. Alttaki kutudan 1 2 ve 3 üç. 3. sarma işlemini ipimi bakınız yarımladım. Lütfen buna dikkat edelim. İplerimizi yarımlamadan alalım yeniden birinci kutuyu alttaki kutudan uzatıyorum 2 ve 3 yanındaki üstten 1 2 ve 3 hepsini aynı anda tek seferde çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum fıstığımızın öncesi ve sonrası yani çamımızın öncesi ve sonrası iki zincirde ilk trabzanıma batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane kutucuk örüyorum araya yeniden çamımı çalışacağım iki tane zincirimi çekiyorum ve hemen trabzanımın dibine batıyorum ilk doldurma işlemini üst sıradan yapıyorum tığımın başını doluyorum sıradaki yerin altına giriyorum alttan uzatıyorum 2, 3, 4 doldurmak isteyen arkadaşlarımız 4'te dolabilirler tabii ki. Diğerini de aldım. Tek seferde kapatıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanıma batıyorum. 1, bir, bir tane zincir çekiyorum. Trabzanıma batıyorum. 2 zincirimi yapıyorum ve fıstığımı çalışmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemimizi yaparak e, ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. Şöyle görelim. En son bitişi de birlikte yapalım. Çamımızdan sonra iki zincir çekip trabzan üzerine battım. Sonra birer birer alttaki trabzanlarımızın üzerine batalım. kutucuklarımızı oluşturalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ortalayarak batıyorum. 5 zincirimi buradan çekiyorum. Bakın 3 tane kutucuk oldu. İki zincirle hemen çamımıza başladık. 1 2 3. 4 ve 5 çeviriyorum. 1 üst sıra için zemin hazırlıyorum. Trabzanlarımın tepesine birer birer batıyorum. Aralarına birer zincir çekerek batıyorum. Çamımın ortasına bir tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan V yapıyorum. Yine bir tane zincirimi çekip direkt trabzan üzerine batıyorum. Çabımın ortasına bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir şeklinde şu şekilde örerek ilerliyorum sıra sonuna kadar örerek geldim yine bir tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum yine ortalayarak batıyorum bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum ve üçüncü rengim olan beyazıma geçiyorum beyazımda yeşilimizde yaptığımız işlemimizin birebir aynını tekrar ediyoruz bir kutucuktan sonra hemen dolgularımıza başlıyoruz şöyle görelim bir kutucuktan sonra hemen başlıyoruz ve sonrasında iki yerleşim yerini sürekli değiştirerek ilerletiyoruz bir tane sıramızda 8 tane çamımız. Diğerinde ise 2 4 6 7 tane çamımız olacak. Şimdi beyazımızla birlikte başlayalım. İşlemlerimizi aynı şekilde yaparak yeterli uzunluğa gelene kadar renklerimizi sırasıyla örelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Düğümümü attım. İpimi kopardığım yere geldim ve batıyorum tepe noktasına. Sabitliyorum. 1 2 3 4 5 arkadaki iplerimi şöyle kıvırarak gizlemeye biraz daha hazır hale getiriyorum yeni başlayan arkadaşlarım lütfen zorlanmasınlar hemen gördüğüm ilk trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan örüyorum ve bir tane kutuyu oluşturuyorum hemen çamımıza başlayacağımız için iki tane zincirimi çamımdan önce çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanımın dibindeki bölüme girerek başlıyorum 2 ve 3. Bir sonrakini alttan 1. İpimizi yarımlamayalım. iki kat olduğu için bazen yarımlanabiliyor. Ve diğerine batıyorum. 1, 2 sıradaki kutucukları birer birer örüyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2 çamımdan sonra da 2 zincirimi çekiyorum. Şuradaki iplerimizi nasılsa gizledik şöyle hemen kesebiliriz görüntümüz kötü olmasın evet trabzanımın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum beğimin diğer bacağına batıyorum ve çamıma yeniden başlayacağım için iki tane zincirimi çekip ilk kutuya girişimi yapıyorum 2 ve 3 tekrar alta giriyorum ikinciye uzun bir şekilde alıyorum 2 ve 3 bir sonraki bölüme tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 çamımdan sonra bu şekilde renklerimizi ayarlayarak büyütelim nifemeyi yeterli büyüklüğe gelene kadar ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 ve 15 toplamda 15 sıra ördüm. Şimdi kenar çalışması yapalım. Bir tane düğümüm attım. Hemen köşedeki kutucuğumuzun yanına gelerek batıyorum. En köşenin bir öncesine ve bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İpimi alttan gizleyerek örmeye başlıyorum. Bir tane trabzan ördüm. Şöyle bir trabzan ördüm. 1, 2, 3 tane zincir çekip ardına batıyorum. Tekrar bir tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekip ardına batıyorum. Yeniden bir trabzan 3 zincir çekip tırabzanımın ardına giriyorum. Bir trabzan 3 zincir, tırabzanımın ardına şöyle ara boşluğa batıyorum. 1 2 3 Trabzanımın her iki trabzanın arasına bakınız. Batıyorum. 2, 4, 5 tane oldu. 5 tane yeterli. Hemen yandaki kutucuğun içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer yeşilin ilk kutusuna batıyorum. 3 zincirimi. Tığımın başını doluyorum. Yeşilin ikinci kutusuna 5 tane trabzanımı aynı şekilde yapıyorum. 2, 3 tane zincir trabzanımı ördükten sonra. Yeniden ikinci tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 ardına batıyorum. Tekrar üçüncü tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 ardına batıyorum. 1 2 3 Ardına batalım. 4 tane oldu. 5.'yi de örelim. 1 2 3 5 tane trabzanım oldu. Hemen öndeki kutucuğun içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip diğer kutuya batıyorum. Ve buradan tığımın başını dolayarak diğer kutu içerisinde 5 tane trabzanımızı ve kirpiğimizi örerek ilerliyorum. Köşemizin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Tam köşemizden bir öncesine battım. Köşemin bulunduğu noktaya tığımın başını doluyorum. Yine aynı şekilde trabzanımı, 3 zincirimi ardına batarak kirpik çalışmamı yapıyorum ve bütün köşelerde bu işlemlerimizi tekrar ederek ipimizi tamamlıyoruz. Dört ve beşinci yürüyorum. Bir iki üç. Bir sonraki kutuya batıyorum. 3 tane zincirimi çekip diğer kutuya geçiyorum ve yeniden sırasıyla işlemlerimi tekrar ederek ilerliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, kenarımızın talama çalışmasında yaparak lifimizi e, kullanıma hazır hale getirdim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.